Evet, ismim Mehmet Kuşulay. Kuzul Evşanlıurfa Şube Şube Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Sektörde yaklaşık 7 yıllık bir hizmete tabiiz. Kuzul Şirketler Topluluğu olarak 1992 yılından bu yana bayanların kendi arasında yapmış olduğu altın günü modeliyle insanları faizsiz bir şekilde ev ve araç sahibi yapıyoruz. Bunda bayanların altın günü mantığıyla yardımlaşma ve dayanışma halinde grupları bir araya getirerek on binlerce aileyi otomobil sahibi yapıyoruz. Bu sistem toplumumuzda var olan dayanışma ve yardımlaşma kültüründen esinlenerekten faaliyete geçmiştir. Evet. Bununla ilgili Urfa'da yeni açıldınız. Urfa'da halkın ilgisi nasıl? Urfa'da bununla ilgili çalışmalarınız nelerdir? Evet, Urfa'da Mayıs 10 itibariyle faaliyete geçmiş durumdayız. Tabii ki Urfa'daki insanların çoğu sisteme merakından dolayı ilgi duyuyorlar. İnşallah bizlerin de gayretiyle bu sistem piyasada çok ciddi manada yankı getirecektir. Yani insanların muzdarip olan insanların zaten faizsiz bir şekilde ev sahibi olabilmesi için alternatif olarak faaliyetteyiz. Evet, bu şekilde bir hizmet sunuyoruz. Sisteminizi biraz açıklar mısınız? Tek bir çalışmalar yapıyorsunuz sisteminizle ilgili. Yani sistemimizde şu şekilde insanlar faizsiz bir şekilde ev sahibi olabiliyorlar. Burada müşterilerimiz taksit ödeme gücünü, peşinatını, konut bedelini kendi belirliyor. Belirlemiş olduğu ödeme gücüne göre belli grup aralığımız var. 40 aydan tutup da 160 aya kadar belli gruplarımız oluyor. Burada müşteri kendi taksit ödeme gücünü, peşinatını, konut bedelini kendi belirliyor. Ödeme gücüne göre bir gruba dahil edilip noter huzurunda bir sıra tespit olayına giriyoruz. İsmi açıklanan ailemize grubun parası toplu halde finanse ediliyor. Bu parayla dilediğiniz yerden evinizi veya aracınızı kendiniz beğenip kendi adınıza alabiliyorsunuz. Müteahhit firması gibi veya kooperatif gibi herhangi bir ara ödeme şartımız yok. Burada müşteri sadece bir katılım ücreti ödüyor. Bunun haricinde herhangi bir masrafı yoktur. Örnek verelim. Yani 100 bin liralık bir konut için ortalama 7 bin lira gibi bir katılım ücreti talep ediliyor. Tabi katılım ücretini müşteri peşin vermek istiyor ise verebiliyor. Eğer verme imkanı yok ise taksitlendirme imkanımız da mevcuttur. Organizasyon ücretine. Evet. Yani Fuzul Yapı olarak 92 yılından bu yana yaklaşık 70 binin üzerinde ev ve araç teslimatı gerçekleştirilmiştir. Evet. Sistemimizdeki esnekliklerden bahsedecek olursak müşterilerimiz, sıkıntı yaşayan ailelerimiz taksit dondurabiliyor. Sıkıntı yaşayan aile taksit düşürebiliyor. İlerleyen zaman içerisinde taksitlerini yükseltip teslimatını öne kaydırabiliyorlar. Ara ödeme ile teslimatını öne kaydırabiliyorlar. Yani bankaya nazaran çok avantajlı bir sistem. Yani bugün 100 bin liralık bir konut için 100 aylık bir vadede kredi çekilmeye kalkışılır ise yaklaşık %70 oranıyla bir faiz ödemek durumunda kalıyorsunuz. Ama bizim sistemimizde sadece bir katılım ücreti ödüyorsunuz. Bunun haricinde herhangi bir masrafınız yoktur. Böyle Fuzul Yapı olarak Türkiye'de şu an 40. şubemiz. Şanlıurfa Şube olarak 37. şubemiz açılmış durumda. Evet, bu yıl sonuna kadar 55 şubeye tamamlanma durumu söz konusu. Hedeflenen plan şu an böyle. Evet. Tabii müşterilerimizin burada sıkıntı çekmeleri gayet doğal. Hani bu gibi şirketleri geçmişte tuttuklarından dolayı işte örnek verecek olur ise bunlar arasında işte işte İmpaşı'dır, Kombasanı'dır, Jetbadırı'dır, İbar Bankası'dır, Ege Bankı'dır. Yani 28 Şubat sürecine maruz kalan yaklaşık 20 tane banka batıp gitmiştir. İnsanlarda doğal olarak bu gibi firmalarda bir korku, bir endişeyle yaklaşıyorlar. Hani sistemimiz İnsanlara şöyle bir güvence sunabiliyor. Şirket zaten Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın izni ve denetlemesine bağlı olarak çalışıyor. Bu denetlemeye bağlı olarak çift ünsalık bir sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşme size her türlü kanuni ve yasal hakkı sağlıyor. İkinci hususa gelecek olur isek paralar kesinlikle elden teslim edilmiyor. Yani burada herhangi bir müşteri temsilcisine teslim etmiyorsunuz. Bankalar aracılığıyla teslim ediyorsunuz. Uzun gayrimenkul yatırım anonim şirketine veriliyor. Bu da size paranıza bir resmiyet kazandırmış oluyor. Üçüncü bir hususa gelecek olur isek şirketimiz gayrimenkule endeksle çalışıyor.
gayrimenkul endeks dediğimiz olay şudur. Grubunuzda kaç tane aile var ise grup ailelerinden toplanan parayı kesinlikle sırası gelen aileye elden teslim etmiyoruz. Yani bu parayı muhakkak ki sırası gelen bir ailenin ev alma zorunluluğu vardır. Şimdi sırası gelen aile ev aldığı takdirde geriye kalan borcuna karşılık ipotek bulunur ise ne siz gruba zarar verebiliyorsunuz ne de grup size zarar verebiliyor. Bu şekilde sizi de güvene almış oluyoruz, grubu da güvene almış oluyoruz, şirket kendini de güvene almış oluyor. Şimdi öte yandan dileyen kişiye buradan teminat senedi çıkartabiliyoruz. Yani şirketin kendi resmi teminat senedini verebiliyoruz. Öte yandan şirketin kendi referansları var. Vermiş olduğu teslimatını gerçekleştirmiş olduğu kişilere referans olarak gösterebiliyoruz. Öğretmen aileleri. Tabii ki geçmiş dönemlerde tabii 1992 yılında faaliyete girdiği dönemlerde bu şirketi taklit eden yerli ve yabancı firmalar çıkmış. 300'e yakın yerli ve yabancı firma çıkmıştır. Şimdi bizim buradaki diğer firmalardan ayıran özellik nedir? Mesela geçmişe biraz hafıza yoklar isek, işte Yimpaş'tır, Kombasan'dır, Saadet Zinciri'dir, işte Titanları'dır, Kombi'dir. Evet, buna benzer firmalar aslında kendilerini halka arz etmiş firmalar olarak biliniyor. Yani kar zarar ortaklığıyla işletilen firmalar olarak biliniyor. Şimdi bu gibi firmalar aslında ticaret de yapıyorlardı. Ticaretle ilgilenen firmalardır. Şimdi siz elinizdeki parayı bu gibi firmalara verdiğiniz takdirde ne yapıyorsunuz? Ortağı oluyorsunuz. Şirketin ortağı oluyorsunuz. Doğal olarak şirket ticaret yapıyor. Ticarette de kar zarar vardır. Şimdi sözleşme maddesinde kâra ve zarara ortak oldum diye bir madde var ise şirketin hem kârına hem de zararına ortak olmuş oluyorsunuz. Şimdi fuzul yapıyı bu gibi kurumlardan ayıran özellik nedir? Bir kere şirket olarak biz hiçbir müşterimizi kendimize ortak kabul etmiyoruz. Yani burada örnek verelim. 40 aylık bir gruba tabi olmuş iseniz, dahil olmuş iseniz grubunuzda toplanan taksitler bir ev meblağı yapıyor. Sırası gelen aileye biz ne yapıyoruz? Bir ev alıyoruz. Yani bu parayı kesinlikle elden teslim etmiyoruz. Bu parayı sırası gelen bir aile ev aldığı takdirde geriye kalan borcuna karşılık ipotek konuluyor. Şimdi sistem havuzunda sırası gelen ailelerin tamamı ev alma zorunluluğunda. Yani hiçbir şekilde sistem kasasında para kalmıyor. Şimdi sistem havuzunda paranın kalmayışı demek sistemin çökme riskini de ortadan kaldırmış oluyor. Yani bir emlakçı gibi düşünebilirsiniz. Sistemde burada aracılık yapıyoruz. Yani müşterilerimize aracılık yapıyoruz. Sadece bir organizasyon ücretiyle bu çarp dönüyor. Ha, insanların aklına şu soru da gelebilir. Şunu da diyebilirler. Ya ilerleyen zaman içerisinde bir ekonomik kriz olur ise buna çözümünüz nedir? Yani burada zaten şirketimiz Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na teminatlı olarak çalışıyor. Yani verilmiş olan sözleşmeye atılan her bir imza aslında Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na gösterilen bir teminat anlamına geliyor. Olası bir risk durumunda şirket yönetimi devre dışı kalıyor burada. Burada kayyum denilen bir mevzu vardır, herkes bilir. Ha, burada en kötü ihtimalle devletin görevlendirilmiş olduğu kayyum yetkili olarak geliyor. Üye giriş çıkışını yasaklıyor. Devlete verilen teminatlar bankalara ipoteklettirilip insanların mağduriyeti giderilmiş oluyor. Evet. Buna da böyle bir çözüm oluşturuyoruz. Sistemimizde alternatif seçenekler var. Kira yardımlı, kira yardımsız diye tabirlendirdiğimiz farklı alternatif seçenekler vardır. Bu müşterinin bütçesiyle alakalıdır. Şimdi hiçbir şekilde faiz kavramı yoktur bu sistemde. Ev alan ev almayana destekte bulunuyor. Yani burada organizasyon ücreti haricinde 5 kuruş masraf ödemiyorlar müşteriler. Evet, kira yardımı dediğimiz mevzuda da şöyle bir şey vardır. Evi alan, evi almayana bir miktar taksidini yükseltip destekte bulunuyor. Misal verelim, 1000 lira olan taksidi, ailenin taksidi 1000 liraysa, ikinci ayki taksidi 900 liraya düşüyor. Evi alanın desteğiyle kiracı olanın taksidi düşmüş oluyor. Yani evi alana kadar taksitlerini düşürmüş oluyoruz. Evi aldıktan sonra taksidini bir miktar yükseltip diğer aileye destek veriyoruz.
Ve yine aynı şekilde cebinden çıkan tek masraf organizasyon ücreti oluyor. Bunun haricinde herhangi bir masraf olmuyor. Buradaki dengeyi nasıl sağlıyoruz? Toplam vade sayısını kısaltarak sağlıyoruz. Örnek verelim. 60 aylık bir vadeye girmiş ise müşteri borcu 54 ayda bitiyor. Yani taksitini yükseltip toplam vade sayısını kısalttığımızdan dolayı maliyette yerinde kalmış olur. Yani Şanlıurfa halkımıza şunu duyurmak isterim. Yani bu gibi sistemlere insanoğlu olarak ister istemez, hani geçmişte bu gibi firmaları görüp insanların saf ve temiz duygularını hiçe sayan bazı firmalar çıkmıştır. Ama Fuzul Yapı'nın bir geçmişini bir araştırsınlar. Fuzul Yapı şu ana kadar 92 yılında bu yana yaklaşık 70 bin ailenin teslimatına vesile olmuştur. Yani faiz ve yüklü miktarda, yani bankalara yüklü miktarda faiz vermek yerine bu gibi kurumlarda bir müddet sabırlı olup ciddi manada faiz ve vade farkı ödemeden ev sahibi olabilirler. Ve daha kolay, daha esnek bir yapıyla ev sahibi olabilirler. Ama bir dönem sabırlı olması gerekiyor. Yerel halkımızın bir dönem sabırlı olması gerekiyor ki yardımcı olabilir. Çünkü sistem mantığında bir yardımlaşma dayanışma mantığı vardır. Aileler el birliği yöntemiyle, Anadolu'da yapılan IMC usulüyle birbirlerine yardımcı olaraktan ev sahibi olabiliyorlar. Evet. Teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz.